Önümüzdeki Eylül ayının 5-6 Eylül'de Edirne düzenlenecek olan 40 yıl aradan sonra, daha doğrusu demek gerekirse 40 yıl aradan sonra düzenlenecek Bisiklet Edirne Bisiklet Kulübü Derneği yönetimi 5-6 Eylül'de düzenlenecek Balkan Bisiklet Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Başkan Çalışkan, 12 Balkan ülkesinden 150 sporcu ve 40 yıl sonra tekrar Edirne'de Balkan Bisiklet Yarışı yapılacak dedi. Başkanımızdan bizim Balkan Şampiyonası ile ilgili isteğimiz vardı bu konuyla ilgili. Ve 2015'teki takvimde de yer alacağını bize söylemişti. Ve şu an Edirne'de bunun gerçekleştirilmesi konusunda 5-6 aylık bir görüşmelerde başkanımız da bizi kırmadı. Edirne'de şu an Balkan Şampiyonası gerçekleşecek. 40 yıl aradan sonra Edirne'de tekrar yapılacak olan Balkan Bisiklet Yarışması hakkında açıklama yapan EBİS Başkanı Sadi Çalışkan, 12 Balkan ülkesi burada olacak. En az 150 sporcu gelecek. Şimdiden çok heyecanlıyız. Bu yarışın Edirne'de yapılması sadece bizim katkılarımızla değil, Edirne'deki yerel yönetimlerin de çok büyük katkısı var. Onlara da teşekkürü borç biliyorum dedi. İyi sporcular burada olacak. 12 Balkan ülkesi gelecek. En az 150 tane sporcu gelecek. Yarışın teknik detayları konusunda il temsilcimiz Utku Zorlutuna bu bilgileri sizlere verecek. Şimdiden çok heyecanlıyız. Tabii ki bu şampiyonun Edirne'ye gelmesi sadece bizim katkılarımız değil. Ben sırasıyla huzurlarınıza Edirne'deki yerel yönetimlerin de çok büyük emekleri var. Onlara da teşekkürleri bir borç biliyorum. Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin'e ve spordan sorumlu Serdar Bakır Vali Yardımcımıza, Belediye Başkanımız Recep Yürkan'a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna ise yarışmanın içeriği ve kategorileri hakkında açıklama yaptı. Zorlutuna, Yıldız Genç, Bayanlar ve Erkekler kategorisinde yarışlarımız olacak. Kilometre bazında baktığımızda Yıldız Bayanlar'da 60 kilometre, Genç Bayanlar'da 90 kilometre ve Genç Erkekler'de 130 kilometre mesafede yarış koşulacak diye konuştu. Yarışımız 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve 12 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleşecek. Yıldız Genç Bayanlar kategorisinde gerçekleşecek yarışımız. Erkek Genç ve Bayanlar kategorisinde gerçekleşecek. Kilometre bazında olarak baktığımızda Yıldız Bayanlar'da 60 kilometre, Genç Bayanlar'da 90 ve Genç Erkekler'de 130 kilometrelik bir mesafede yarış koşulacak. Güzergahımız Cumartesi günü TT dediğimiz zamana karşı yarışıyla devam edecek ve Ziraat Bankası önünden saat 8.30'da start alacak. Kapıkule yanına doğru devam edecek yarış ve 11.6 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek yarış. Sporcular birer dakika arayla start alacaklar. Görseli izlemesi açısından, seyirci bakımından da çok güzel bir yarış. Saat 12 gibi Atatürk Heykeli önünde ödül törenimiz olacak. Pazar günü ise gene 8.30'da Trakya Enstitüsü'nden bir startımız gerçekleşecek ve toplamda 130 kilometreye dayanan bir yarış gerçekleşecek. Uzunköprü'den dönecek sporcular. Bunun da startı 8.30'da verilecek. Finişi ise... Ülkedeki tüm bisiklet severleri ve spor severleri uluslararası düzeyde yapılan bu yarışı izlemeye davet eden Edirne Bisiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kurt, seyirciler arasında yapılacak çekilişlerle sürpriz hediyeler dağıtılacağını söyledi. Öncelikle ilimiz ve ülkemizdeki tüm bisiklet severleri ve spor severleri uluslararası düzeyde yapılan bu yarışı izlemeye davet ediyorum. Bu yarış sayesinde gelecekte kendi alanlarında çok daha iyi yerlere gelecek olan sporcuları birebir canlı olarak izleme imkanına sahip olacaklardır. Yarış bitiminde de Salkano bisikletin de desteğiyle yarışı izlemeye gelen seyircilerimiz nezdinde yapacağımız sürpriz çekilişlerimiz söz konusu olacak ve bunlar sayesinde de gençlerimizin canlı izlemek suretiyle yarışları bir nebze olsun bu yöndeki katkılarını da artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yarışımızı tüm bisiklet severlerin ve halkımızın gelip birebir canlı izlemesini ve bu süreçte de bisiklet sporundaki geleceğe dönük sporcuları izleme ve seyretme şanslarının olacağını belirtmek istiyorum.